Elimizde sonsuz bir seri olan n eşittir 1'den sonsuza kadar x üzeri n artı 1 bölü 4 üzeri n çarpı n üzeri 4 ile tanımlanan bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Bunun açılımını da yazmam gerekirse n 1'e eşit olduğunda x kare bölü 4 üzeri 1 yani 4 çarpı 1 üzeri 4 evet 4 eder. Evet ilk terim x kare bölü 4'tür. Peki n 2'ye eşit olduğunda x üzeri 3 bölü 4 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 4 olur. Bu da 16 çarpı 16'dan 256 eder ama şimdilik bu şekilde bırakacağım. Peki n 3 olduğunda x üzeri 4 bölü 4 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 4 elde ederiz ve bu şekilde sonsuza kadar devam edeceğiz. Bu şekilde fonksiyonun neye benzediği ile ilgili daha iyi bir fikre sahip olduğumuzu düşünüyorum. Elimizdeki fonksiyon sonsuz bir seri ile tanımlanıyor ve bu videoda bu fonksiyonun sonlu değerlere yakınsamasını sağlayan x değerlerinin ne olduğunu, başka bir deyişle fonksiyonun yakınsaklık aralığının ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Bunca zamandır oran testinden bahsettiğimiz için oran testini kullanmanın faydalı olacağı aklınıza gelmiş olabilir. Evet, yakınsamasını sağlayacak x değerlerini bulmak için oran testini kullanabiliriz. Önce limitini almamız lazım. Evet, en sonsuza giderken mutlak değer işaretini de yazayım. N artı birinci terim bölü n'inci terim. Buradaki örnek için limit en sonsuza giderken n artı birinci terimi turuncuyla yazacağım. X üzeri n artı 1 artı 1 yani x üzeri n artı 2 bölü 4 üzeri n artı 1 çarpı n artı 1 üzeri 4. Bunu bir de n'inci terime yani buna böleceğiz. Hemen yazıyorum. X üzeri n artı 1 bölü 4 üzeri n çarpı n üzeri 4. Bunun limiti ile kopyalayayım ve yapıştırayım. Evet, çarpı çarpı şimdi bunun tersinin limitine eşittir. Evet, rasyonel bir ifadeye bölüyorsak tersiyle çarpınca da aynı işlemi yapmış oluruz. Çarpı 4 üzeri n çarpı n üzeri 4 bölü x üzeri n artı 1. Peki, bunu sadeleştirebilir miyiz? Şimdi x üzeri n artı 2 bölü x üzeri n artı 1. N artı 2 eksi n artı 1, 1'e eşit olduğuna göre burada x olacak. 4 üzeri n bölü 4 üzeri n artı 1 de payı ve paydayı 4 üzeri n'e böldüğümüzde burada 1, burada da 4 olacak, öyle değil mi? Bu arada mutlak değeri unutmayalım, onu hemen şöyle yazayım. Eşittir. Limit en sonsuza giderken mutlak değer için de pay x çarpı n üzeri 4 oluyor bölü 4 çarpı n artı 1 üzeri 4. Peki bu neye eşit olur? N artı 1 üzeri 4 parantezini açarsak n üzeri 4 ve birkaç terim daha elde ederiz ama en yüksek dereceli terim n üzeri 4 olacak. Bunları 4 ile de çarpınca 4 çarpı n üzeri 4 ve bunu takip eden diğer terimler olacak. İsterseniz yazalım. Bölü 4 çarpı n üzeri 4 artı az önce bahsettiğim diğer daha düşük dereceli terimler. Peki, en sonsuza giderken bunun limiti nedir desem bana ne cevap verirsiniz? En yüksek dereceli terim hangisi ise ona bakmamız gerekiyor, öyle değil mi? Payı ve paydayı n üzeri 4'e böldüğümüzü düşünürsek, payda x, paydada da 4 kalır, değil mi? Neden diyecek olursanız, buradaki terimlerin hepsi n'in bir kuvvetine bölünüyorlar da ondan. Bu da en sonsuza giderken diğer terimlerin hepsinin sıfıra yaklaşacağı ve pay kısmında x, payda kısmında da 4 kalacağı anlamına geliyor. Yazıyorum, en sonsuza giderken bunun limiti mutlak değer içinde x bölü 4'e eşittir. Ve şimdi de oran testini uygulayabiliriz. Aslına bakarsanız uygulamasına uyguluyoruz zaten de test edebiliriz desek daha doğru olacak. Oran testine göre buradaki limitin değeri birden küçük olduğunda serinin yakınsayacağını biliyoruz. O halde bunun birden küçük olması gerekiyor. Evet.
X bölü 4'ün mutlak değeri 1'den küçük olduğunda fonksiyonumuz sonlu değerlere yakınsayacak. X bölü 4'ün mutlak değerini, x'in mutlak değeri bölü 4'ün mutlak değeri ki bu da 4'e eşittir, küçüktür 1 şeklinde yazabilirim. İki tarafı da 4 ile çarpınca x'in mutlak değerinin 4'ten küçük olması gerektiğini buluruz. Ve bu da fonksiyonun yakınsaklık aralığına eşittir. Evet, fonksiyonumuzun ya da sonsuz serimizin yakınsaklık aralığını bulduk. Bunu bir eşitsizlik olarak da yazabiliriz tabii. O da x küçüktür 4 ve eksi 4 küçüktür x olur. Bu ikisi aynı şey. İster böyle yazın, isterseniz de böyle. Buradaki x değerleri fonksiyonumuzun sonlu değerlere yakınsamasını sağlar.